Herkese merhabalar, Türkçe yolculuğumuza sözcük anlamıyla devam ediyoruz. Tonguç'un um biliyorsun altın sınıf hedefimiz tüm derslerde mükemmel bir başarı ulaşmak. İnşallah takdir alırsın. İnşallah ya. takdir alırsın, ben de senin takdir almanı isterim. Ekranları baştaki arkadaşlarımıza derslerini dikkatle dinlerlerse, bizim Tonguç Akademi altın sınıf kanalımıza abone olup, bildirimleri açarak videolarımızı, canlı yayınlarımızı takip ederlerse, zaten mükemmel başarılar onları bekliyor. Şimdi bugün sözcük anlam konusunu öğreneceğiz ve bu konuyla alakalı çok güzel ödevlerimizle yaptığımızda zaten hedefimize mükemmel bir şekilde ulaşmış olacağız. Sözcük anlam çok kolay. Çok Hocam çok boş konu. konu mu anlatacaksınız? Boş değil Tonguç'um buraya bir şeyler anlatacağız. Ne anlatacağımı söyleyeceğim ama sözcük anlamda esasında ilk bilmemiz gereken şey ne biliyor musun? Yani sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam daha doğrusu anlam bilgisi için bilmemiz gereken en önemli şeyi söylüyorum sana Tonguç'um. Bol bol kitap okumalıyız. Çünkü kitap okuduğumuzda gerçekten Türkçe dersinde başarımız inanılmaz artıyor Tonguç'um. Çünkü kitap okumak, mesela şöyle bir kitap açalım. Kitap okuduğumuzda sadece kelime dağarcığımız artmıyor. Aynı zamanda satırları takip ederken odaklanma gücümüz de artıyor. Ve aynı zamanda... Video izlemek daha keyifli. Oluyor. Evet biliyorum. Video izlemek daha keyifli. Kitap okumak sıkıcı gibi geliyor. Doğru. Haklısın. Bu zaten tüm öğrencilerin sorunu. O yüzden de bursluluk sınavlarında veyahut da ileride gireceğimiz LGS'de kitap okuyan öğrencilerin başarılı olacağı sorular hazırlıyorlar. Yani mesela örnek veriyorum. Şöyle göstereyim sana. Şu kitabı şöyle kaldıralım. Diyelim ki sayısal bölüm LGS'de. 8. sınıfta gireceğin LGS'de. Sayısal diyorsun ama bak sorular sanki... Paragraf sorusu gibi. Evet sanki paragraf sorusu gibi. Ya bu fen sorusu. Niye paragraf gibi soruyorsun? Çünkü çok okuyan öğrencinin başarılı olmasını istiyorlar. Dolayısıyla biz kitap okuduğumuzda sadece Türkçe'deki kelime dağarcığımız artmıyor. Aynı zamanda Tonguç evladım benim dikkat yeteneğimiz, odaklan metinimiz ve aynı zamanda fende, matematikte, sosyal bilgilerde, diğer derslerde de hatta ve hatta İngilizce'de bile, yabancı dilde bile ee, başarımız artıyor. Dolayısıyla bol bol kitap okumamız gerekiyor. Ve burada işte gerçek anlam, meclis anlam, eş anlam, zıt anlam. Hocam bunları biliyorum. Bunları bildiğini biliyorum. Bunları zaten ilkokul 1'de, 2'de, 3'te, 4'te defalarca gördük. Ama şimdi biraz daha detaylı bir şekilde 6. sınıfa özgü bir şekilde göreceğiz. Sonrasında da taktikli Türkçeden, dinamo Türkçeden, daha doğrusu taktikli sözlerin içerisindeki Türkçe kısmından, Dinamo Türkçeden ve Zoru Bankası'nda tüm dersler kitabımızdaki Türkçe kısmından ödevler vereceğim. Bu kitaplardan hangileri sende hazırsa onları da hazırla ve mükemmel bir şekilde dersimizin sonrasında bu ödevlerimizi güzel güzel yapacağız. Hadi bakalım o zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Koltuklarımızı dik konuma getirelim. Ne başlıyor Tonguç? İkram üçün? servisimiz başlıyor. Yani ikram servisi başlıyor. Evet doğru. Yani ders ikram edeceğiz şimdi sizlere. Normalde biliyorsun otobüslerde, uçaklarda kek ikram ederler. Biz de size kek yerine kek gibi çok kolay bilgiler ikram edeceğiz. Şimdi... İlk başta gerçek anlamda başlayalım. Bir sözcüğün cümle içinde akla gelen ilk anlamına gerçek anlam deniyor. Hatta gerçek anlama bazı kaynaklar temel anlamda diyor. Her ikisi aynı anlama geliyor. Şu kara kedi çok sevimli değil mi dediğimizde burada kara kedi ifadesi siyah kedi demek istiyor. Bu gerçek anlamıyla kullanılmış. Ama aranıza kara mi girdi? Niye konuşmuyorsunuz derken burada bir deyim olmuş. Burada bir mecaz anlam kazanmış. Yani aranıza küsüm girdi demek istiyor. Ve hatta elindeki ince kitabı iki günde bitirin derken kitabın inceliğinden bahsediyor. Mesela bu kitap çok kalın bir kitap. Öyle değil mi Tom? Okunmaz ya. Aynen okunmaz demeyelim de yani okuması zor biraz. Kalın bir kitap. Ama mesela bazı kitaplar ince oluyor. Mesela diyelim ki şöyle örnek vereyim. Bizim e, Dinamo Soru Bankamız biraz daha tabii içerisinde bayağı bir soru var. Zor seviye, orta seviye ama diğer az önce gösterdiğim kitaba göre ince. Dolayısıyla kitabın inceliği, kalınlığı gerçekçi bir şey. Ama dedem ince fikirli bir adamdır derken burada dedemizin fikirlerinin hoş olduğunu, detaylı olduğunu, zeka kokan yani özel fikirler olduğunu söylüyor ince. Yani bu mecaz anlam. Annemin yemekleri çok acı olur dediğinde burada neden bahsediyor? Karabiber, pul biber acılıktan bahsediyor. Evet pul biberden, karabiberden acılıktan bahsediyor. Sivri biber de acı. Evet sivri biber de acı haklısın ama kadının yüzünde acı bir tebessüm var dediğimizde buradaki acılık tat alma duyusuyla algılayabileceğimiz bir acılık değil. Bu anlayarak algılayabileceğimiz mecazi bir acılık. Dolayısıyla gerçek anlam bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı. Mecaz anlam ise bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak çok farklı bir sözcük yerine kullanıldığı anlamada mecaz anlam diyeceğiz. İnce fikirli adam, ince kitap. Mesela bir örnek daha vermek istiyorum sana Tonguç'um. İşte bana sıcak bir çay getirir misin dediğimde sen Oradaki sıcağı gerçek mi anlıyorsun mecaz mı? Gerçek hocam. Harikasın. Oradaki sıcaklık gerçekçi, gerçek anlam. Peki hoca bize çok sıcak davranıyor dediğimizde buradaki sıcaklık gerçek mi mecaz mı? Mecaz hocam. Mükemmelsin. Çünkü buradaki sıcaklık mecaz. Yani hoca bize samimi davranıyor, hoş davranıyor mu Gelelim terim anlama. Terim anlam ise bilim, sanat, spor ve meslek dalları ile ilgili kavramları karşılayan sözcükler. Mesela bugünkü derste yüzler basamağını öğrendik. Basamak burada tabii ki bir terim anlam ama... Merdivenin basamakları çok kaygan dediğimizde bu sadece gerçek anlam. Buradaki bir matematik terimi değil. Bak matematikte basamak sözcüğü terim oluyor ama normal hayatta normal gerçek anlamlı bir ifade oluyor. Yüzler, onlar, birler basamağı var biliyorsun. Bitmiş cümle sonuna nokta konur dediğimizde nokta ifadesi terim anlamıyla. Çünkü Türkçe ders terimi. Ama dersimize birazdan nokta koyarız dediğimizde burada dersimizi birazdan bitiririz demek istiyor. Bu ne olabilir sence? Bilemedim hocam. Bilemedim diyorsun. Çok güzel, zor bir soru zaten. Bu gerçekte de değil mecaz anlam çünkü burada nokta koymaktan kastı gerçekten bir nokta koymuyor mecazi bir ifade var burada yani bitiririz demek istiyorum bitkiler besinleri köklerinden alır dediğimizde buradaki terim anlam aynı nokta gibi aynı basamak gibi e, kök kelimesi de e, şöyle pardon terim şeklinde yazalım yani bu da bir fen bilgisi terimi ama biyoloji terimi hatta. Bu olayın köküne inmemiz gerekir dediğimizde bu olayın köküne yani başlangıcına temel sebebine inmemiz gerekir diyor. Burada da yine mecazi bir anlam taşıdığını söyleyebiliriz. O zaman kelimeler gerçek anlamıyla kullanılabilir. Bazen bir bilim dalının içinde olduğu zaman terim anlamı olabilir. Mecazi anlamda kullanılabilir. Bazen Türkçe'de ya da fende ya da matematikte terim anlamıyla kullanılabilir. O zaman biz bir kelimeyi bir dersle alakalı bir yerde görürsek matematik, fen, Türkçe gibi bir yerde görürsek ne diyeceğiz? Terim deriz. Harikasın. Terim anlamlı diyeceğiz. Geldik eş anlamlı ve e, zıt anlamlı sözcükler. Burası yine son derece basit, çok kolay, çok lokum bir konu. Çifte kavrulmuş. Konu. Mu? Evet, çifte kavrulmuş fıstıklı bir lokum tongucu. Şimdi eş anlamlıya bakıyoruz. Yani anlamdaş. Yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan sözcüklere biz eş anlamlı diyoruz. Mesela anıt ve abidenin yazılışı ve okunuşu yazılışı ve okunuşu farklı. Çok güzel söyledin. Yazılışı ve okunuşu farklı ama Anlamları aynı. Anıt da abide demek. Abide de anıt demek. Mesela başka bir örnek verelim. Ee, öğrenci sözcüğüyle hangi sözcük sence eş anlamlı? Amele hocam. Hayır Tonguç'um sen de hep aynı espri yapıyorsun. Talebe sözcüğü eş anlamlı. Amele değil. Talebe sözcüğü. Amele de güzel bir şey. Amele amel eden, çalışan demek. Sen de esasında A amel ediyorsun, çalışıyorsun. O bir sen de bir amelesin. Tebrik ediyorum seni. Ama esası sen talep ediyorsun. Yani bir bilgiye ulaşmak istiyorsun. O yüzden sen talebesin diyebiliriz. Ama kötü bir şey değil. Öğrencilikte, amelilikte çalışmak güzel bir şey olduğu için ikisi de mükemmel. Gelelim zıt anlamlı sözcüklere. Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere de zıt anlamlı diyoruz. Sol, sağ. Bunlar birbirine zıt. Acı. Tatlı. Çok güzel. Tatlı. Aşağı. Yukarı. Mükemmelsin. Gerçekten kolay sorularda çok başarılısın Tonguç'un. Um. Artı, Eki. harikasın. Gerçekten kolay sorularda inanılmaz başarılısın. Ooo, Acıt... şaka mı yapıyorsunuz? Hayır, <laughs> şaka yapmıyorum. Seni övüyorum esasında. Kolay sorularda başarılı olmakta güzel bir şey. Sağ, sol, acı, tatlı, aşağı, yukarı, artı, eksi bunlar birbirine zıt anlamlı olmuş oluyor. Bir sözcüğün olumsuzu onun karşıtı zıttı değildir. Yani şöyle mesela, gelmek sözcüğünün zıttı gitmektir. Bak buraya yazıyorum, gitmektir. Ama gelmemek şöyle yazıyorum gelmemek dediğimizde ise hatta biz genellikle fiilleri mame ile yaparız. Gelmemek dediğimizde ise bu onun olumsuzdur. Zıttı gitmek olumsuzu gelmemek ama olumsuzu zıttı olmuyor. O zaman sana bir soru daha sorayım. Mesela hediye sözcüğünün eş anlamlısı ne olabilir? iPhone hocam. <laughs> iPhone değil evladım. Tabii ki iPhone'da hediye edilmesi güzel bir şey ama şimdi reklam almayalım lütfen. Hediyenin eş anlamlısı armağandır an, Tonguç'um. Niye? Biz armağan veririz, hediye veririz deriz. Evet geldik eş sesli yani ses ses sözcükleri. Şimdi burada yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları tamamen farklı olan sözcüklere bakıyoruz. Mesela bin sözcüğü hem sayı olan bindir hani 500 çarpı 2 hem de ata binmek olabilir. Ya da yüz sözcüğü mesela öyle değil mi? Hem işte sima anlamına gelir yüz hem yüzmek olur hem de sayı olan yüz olabilir. Ya da gül sözcüğü, çay sözcüğü, yan sözcüğü bunlar hep ses ses. Neden? Çünkü yazılışları aynı içtiğimiz çayla ırmak olan çayın ama anlamları tamamen farklı. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Bir sözcüğün gerçek ve mecaz anlamları birbirine eş sesli değil. Mesela ben bilgiye aç biriyim dediğinde buradaki açlık mecaz anlamda kullanılmış. Yoksa adamın karnı aç değil. Karnım çok aç yemek yerim dediğinde buradaki gerçek açlık normal karnı aç. Ama bu ikisi birbirine eş sesleş olur mu Tonguç'un? Olmaz hocam. Harikasın bu ikisi birbirine eş sesleş olmaz. İnceltme işareti kullanılan sözcüklerde de sesleşlik yok Tonguç'un. Mesela adet sayı demek adet hani adetlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Bu ikisi birbirine sesleş olmuyor. Çünkü yazılışları aynı değil. Birinde şapka var, diğerinde şapka yok hocam. Aynen, diğerinde şapka yok. Hal yani hal hani hale gittim deriz ya. Pazar hem de haline bak, durumuna bak deriz. Bu da yine birbirine sesleş değil. Ve hatta mesela hala ile hala birbiriyle sesleş olmuyor. Hala işte babamızın kız kardeşi ama hala henüz anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlar birbirine sesteş olmuyor. Anlamları farklı ama yazılışları da farklı. Kar ve kar mesela diyelim ki kar e, doğa olayı kar yağıyor deriz. Kar da kazanç bunlar birbirine sesteş değil. Burada sana çok zor bir şey öğretmemi ister misin Tonguç? İsterim. İsterim diyorsun kaşınıyorsun o zaman ben sana bunu göstereceğim. Bu kadar zoru çıkmaz ama bunu da yine de sana söyleyeyim bazı test yaplarına sorabilirler. Mesela. Yan sözcüğü Gül sözcüğü, işte yüz sözcüğü, çay sözcüğü. Bunlara biz ses seçtik. Bunları zaten söyledik. Yazılışları aynı, anlamları tamamen farklı dedik. Şimdi başlıyorum. Bunlardan hangisi ses seç değildir diyorum. Ekranları baştaki arkadaşlarımıza edin, dinlesinler. Hangisi ses değildir diyorum. Şimdi bunların ses olduğunu biliyoruz. A yazıyorum, B yazıyorum, C yazıyorum, D yazıyorum. Şimdi kır sözcüğü, yaz sözcüğü. Saç sözcüğü, boğaz sözcüğü bunları güzel güzel yazmış olduk. Şimdi bunlardan bir tanesi ses teşhili. Sence hangisi değil? Bilemedim. Bilemedim diyorsun. Ekranları başka arkadaşlarımız da bilememiş olabilir. Ben şimdi anlatıyorum. Şimdi bir daha baştan başlarım. Bak Yan sözcüğü hem binanın yanı var hem de yanmak var. Ses teş. Gül sözcüğü hem çiçek olan gül var hem gülümsemek var. Ses teş. Yüz sözcüğü hem sayı olan yüz var hem yüzmek var hem de sima var sesleş. Ses. Çay sözcüğü hem ırmak olan çay var hem de içtiğimiz sabahları içtiğimiz şekerli şekersiz çay var bunlar sesleş. Ses. Kır sözcüğü hem kalemi kırmak var hem de piknik kıra gittikleriz sesleş. Ses. Yaz sözcüğü hem yaz mevsim var hem yazı yazmak var sesleş. Ses. Saç sözcüğü hem paraları saçmak var hem de bildiğimiz kafamızdaki kıllık kısım yani saç var. Boğaz sözcüğü sence sesleşmiş ses mi Tomuç? Evet hocam. Evet diyorsun ama değil. Niye? Çünkü boğaz sözcüğü yan anlamıyla kullanılıyor. Yani şöyle... İstanbul Boğazı ve İnsan Boğazı birbirine benziyor. İnsan Boğazı kafayla gövdeyi birbirine bağlıyor. İstanbul Boğazı da atıyorum Marmara ile Karadeniz birbirine bağlıyor. Dolayısıyla bunlar birbirine bağlantılı olarak oluşmuş. Yan anlamlar sesleş kabul edilmiyor diyebiliriz. Şimdi o zaman sesleşin ne olduğunu öğrendik. Bir şeyin mecazı onun sesleşi olmuyor dedik. Bir şeyin yan anlamı da onun sesleşi olmuyor. Adet, adet bunların yazılışları zaten farklı olduğu için sesleş olmuyor dedik. Gelelim somut ve soyuta duyu organlarımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz sözcüklere somut anlam sözcükler diyoruz. Toprak görebiliriz, dokunabiliriz. Bulut, köpük, rüzgar, cızırtı, sıcaklık, nem, su, kalem bunlar hep somut. Soyut ise duyu organlarıyla algılayamadığımız kavramları karşılayan sözcükler. Mesela Hocam rüya. rüyayı görebiliyoruz. Tamam rüyayı görüyoruz ama sadece sen görüyorsun. Senin gördüğün rüyayı ben göremiyorum ki. Yani benim gördüğüm kalemi sen de görüyorsun ben de görüyorum. Bu somut ama senin gördüğün rüyayı ben göremiyorum Tonguç'um. Hırs, duygu, hasret, mutluluk, korku, inanç, Aşk. Mesela beni seviyor musun Tonguç? Evet hocam çok. Tamam ben de seni çok seviyorum. Hadi bana sevgini göster desem. Sen bana buyurun hocam size sevgim diye bu kalemin kapağını veremezsin. Ya da bu kalemi veremezsin. Niye? Çünkü sevgi soyut bir kavram. Duy organlarıyla değil aklımız hissediyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hemen şu sandığımızı açalım. Güzel bir şekilde fıt diye yırtıyorum. Bazı kelimelerimizi somutlaştırabiliyoruz. Yani soyutken somuta geçirebiliyoruz. Gönül... Gurbetteki gönüller vatanı özler dediğimizde şimdi buradaki gönüller sözcüğü insanlardan bahsediyor. Normalde gönül soyut bir şey. Yani gönül hani aşk, sevgi. Gönül soyut bir şey ama gurbetteki gönüller deyince gurbetteki insanlardan bahsediyor. Yani soyutken somutlaştırmış. Ne olmuş? Bir anda insanların yanına geçmiş. Mesela güzeller gel dediğimizde insanlardan bahsediyor. Güzel insanlar geliyor. Ama güzel normalde soyuttur. Bir anda güzeller geldiğini somutlaşmış oluyor. Bir de Tonguç evladım benim. Şöyle yapalım. Soyutlaştırma var. Bunu da kapağını sana veriyorum. Gerçekte somutken soyut oluyor kelime. Mesela senin havanı sevsinler dediğimizde buradaki hava normalde somut bir şey. Havayı bak şöyle eline şöyle şöyle yap hissedebiliyorsun havayı. Ama senin havanı sevsinler derken vay yani senin böyle e, gösterişli, havalı, işte e, işte ne bileyim cool... ...veyahut da ne deriz başka neler söyleyebiliriz mesela çok afilli olmanı sevsinler, cakanı sevsinler demek istiyor. Yani senin havanı sev. Yoksa bir hava değil oradaki. Veyahut da bu işi yapmak, bu işi yapmak yürek ister dediğimizde yürek normalde somut bir şey. Yani bir insanın bir hayvanın yüreğine normal dokunabilirsin. Ama buradaki yürek derken neyi kastediyor? Cesareti kastediyor. Harikası Tonguç'um. Cesareti kastediyor. Ben yazmadan bildin inşallah diyelim. Cesareti kastediyor diyebiliriz. Yani yürek somut bir şeyken soyut oluyor. Mesela bu işi yapmak beyin ister. Beyin normalde somut bir şey dokunabilir. Oradaki beyin akıl ister demek istiyor. Gelelim çok anlamlılığa. Sözcüklerin anlam genişlemesi, değişmesi ya da mecazlaşma yoluyla kazandıkları farklı anlamlara biz çok anlamlılık diyoruz. Mesela e, bu ahtapotta beş kol saydım. Saydım sözcüğü bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak anlamında kullanılmış. Yani buradaki saydım sözcüğünün yerine bunu koyabiliyorsan bu anlamlıdır. Mesela bu ahtapotta beş tane kol olduğunu taneyle anladım demek istiyorum. Yaptığı iyilikleri saymakla bitiremem. Yani... Yaptığı ilkleri arka arkaya söylemekle bitiremem demek istiyor. Bak bunu buraya koyuyoruz. Ona yardım bir borç sayarım. Ona yardım bir borç gerekli görürüm diyebiliyoruz. Bu arabaya çok para saydım. Bu arabaya çok para ödedim diyebiliyoruz. Bunu alıp hop buraya bunun yerine koyabiliyoruz. Onu sayar ve severiz. Ona değer verir, ona onu önemser ve severiz demek istiyor. Dolayısıyla burada bu anlamda kullanmış. O zaman çok anlamlık sorularına biz mutlaka yerine koyma yöntemini uygulayacağız. Mesela şöyle bir şey oluyor mu? Eee nerede diyelim mesela onu arka arkaya e, söyler ve severiz olmuyor. Çünkü buradaki saymak arka arkaya söylemek ama buradaki saymak değer vermek anlamında. Gelelim yansıma sözcüklere. Doğadaki canlı ve cansız varlıkların çıkardığı seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklere biz yansıma sözcükler diyoruz. Hapşırmak mesela hapşu diyoruz değil mi? Hapşırmak. Horlamak, potlamak, fıs, me, mia. Bunlar doğada duyduğumuz seslerin yazıya aktarılması oluyor. O zaman sana bir soru soruyorum Tomuş. Hatta senin e, konuşma balonundan sorayım. Tamam mı? Hangisi yansıma sözcük değildir diye sorumuzu yazıyorum. Şimdi sen dikkatli beni sessizce dinle. Ben de sorumuzu yazdıktan sonra arkadaşlarla beraber cevaplamaya çalış. A seçeneği. Kuşlar ötüyor... İnekler. Hı. Teşekkür ederim Tonguç'um. İneklerin sesini çıkarman çok güzel oldu. Mölüyor. Ee, başka ne diyebiliriz? İşte köpekler. Hı, 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 hı. Harikasın gerçekten köpek sesinde de çok başarılısın. Havlıyor. Ve yılanlar. Tıs. Harikasın. Tıslıyor dedin çok güzel. Şimdi burada bir şey dikkatini çektim bak. İnekler mölüyor derken mö dedin. Köpekler havlıyor derken hav dedin. Yılanlar tıslıyor derken tıs dedin. Çünkü bunlar yansıma sözcük. Ama kuşlar ötüyor derken kuşlar nasıl öter Tonguç'un? Cik cik cik. Bak cik cik diyor kuşlar. Öt 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 öt, öt diye ses çıkarmıyor. Dolayısıyla bu yansıma sözcük olmuyor. Yani kuşların cik cik etmesi yansıma ama ötmesi yansıma olmuyor. Buna da dikkat edeceğiz. Zaten sen de çıkardıkları sesleri söyleyince soruyu yapmış oldun. Tebrik ediyoruz. Geldik ikilemelere. İkilemeler de anlamı pekiştirmek, güçlendirmek, anlatımı çekici hale getirmek için oluşturulan sözcük grupları. Bu ikilemeleri biz farklı farklı oluşturabiliyoruz. Mesela aynı sözcüklerin tekrarı ile mesela tek tek hani ağırdı bak saçların, tek tek diyor ya İbrahim Tatlıses. Onun gibi tek tek diyebilirsin ya da hızlı hızlı soru çözüyorduk dediğinde hızlı hızlı bu aynı sözcüklerin tekrarı ile olmuş ikileme. Veyahut da eş anlamlı sözcüklerle de olabilir. Mesela ses seda. Ses seda çıkarmayın dediğimizde bunlar eş anlamlı. İkilemelerin arasına herhangi bir virgül girmiyor Tonguç. Ben yani tekle tekin arasına virgül girmiyor. Burada iki tane ikilem olduğu için ben araya virgül koydum. Zıt anlamlı sözcüklerle ne olabilir mesela? İleri geri. Harikasın. İleri geri konuşma mesela. İleri geri ya da aşağı yukarı 10 kişi gelmişti dediğimizde bunlar birbiriyle zıt anlamlı. Bir anlamlı bir anlamlı sözcükler olabilir. Mesela eğrinin bir anlamı var ama eğri büğrü dediğimizde büğrünün bir anlamı yok. İkisi de anlamsız sözcükler olabilir. Mesela eciş kelimesinin anlamı yok. Bücüş kelimesinin anlamı da yok. Eciş bücüş. Anlamsız iki kelimeden oluşmuş. Biri olumlu biri olumsuz da olabilir. Mesela gelir gelmez ee, yemek yemeye başladı bak. Gelir gelmez biri olumlu biri olumsuzu. Yansıma sözcüklerle de olabilir. Mesela şırıl şırıl dediğimizde yansıma sözcükler. Veyahut da vızır vızır arabalar geçiyor dediğimizde bunlar yansıma sözcük oluyor. Tonguç evladım benim. Şimdi gel bakalım sorumuzu yapalım. Ekranları başlık arkadaşlarımızla bizlerle beraber soruları yapmaya çalışsınlar. Şimdi bu bulmacada C Harfleri dizmemizi istiyor. Yüksek sözcüğünün zıt anlamlısı. Soldan sağa. Yüksek sözcüğünün zıt anlamlısı ne olabilir? Alçak. Harikasın. O zaman yazıyorum. Alçak. Tamam. O zaman ilki Ç ile başlayacak. Çünkü C ilk harfi Ç. O zaman D seçeneğini ve A seçeneğini elebiliriz. Cevap B ya da C gibi duruyor. Devam ediyoruz. Doktor sözcüğünün eş anlamlısı. Doktor sözcüğünün eş anlamlısı hekimdir Tongucum. Hekim. Doktor, hekim diyelim. Şimdi ırmak sözcüğünün... Eş anlamlısı ne olabilir sence? Nehir. Harikası Tonguç'um. Nehir'i yazıyorum hemen. Nehir diyorum. Çok güzel bir şekilde. Peki savaş sözcüğünün zıt anlamı. Savaşmayalım ne yapalım? Barış içerisinde yaşanıyoruz. O zaman savaşın zıt anlamlısı da barış diyebiliriz. O zaman ne oldu? Ç, K, H, R yani cevabımız C seçeneği oluyor. Ekranları baştaki arkadaşlarımızla buldularsa onları da tebrik ediyoruz. Geldik kurmak sözcüğünün yukarıdaki cümledeki anlamlarından biri değildir diyor. Ne yapacaktık? Yerine koyma yöntemi bu ülkeyi kuran insana çok şey borçluyuz. Bu ülkeyi faaliyete geçiren, bu ülkeye varlık kazandıran, bu ülke bu ülkeye hazır hale getiren, bu ülkeyi ayarlayan bunlardan biri buraya oturacak. Masayı kurmama yardım eder misin? Masayı faaliyete geçirmeme, bu masayı masaya varlık kazandırmama, masayı hazır hale getirmeme, Bunlar, bu, bu yöntemle yapacağız yani toplucum. Mesela kolay olandan başlayalım. Masayı kurmama yardım eder misin dediğinde, sen ne demek istiyorsun? Hazır hale anladım? getirmeme yardım eder misin? Harikasın, hazır hale getirmek. O zaman buraya C seçeneğini yazıyorum. Masayı kurmama yani masayı hazır hale getirmeme yardım eder misin? Tamam, bu bitti. Ee, bir dernek kurup ihtiyacı olanlara yardım edeceğiz. Bir dernek e, faaliyete geçirip diyebiliriz. O zaman buraya da e, A seçeneğini yazabiliriz. Bu ülkeyi kuran yani bu ülkeye varlık kazandıran insan diyebiliyoruz. O zaman buraya da B seçeneği diyebiliriz. Bak B, C, A oturdu. Ama bu ülkeyi ayarlayan, masayı ayarlayan, bir dernek ayarlayan hiçbirine oturmuyor. O yüzden cevabımız D seçeneği Tonguçcu. Hep yerine koyma yöntemi. Şimdi gel bu soruya bakalım. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir demiş. Bu çocuk kitabı kısa mısralarla örüyor konusunu. Çocukların anlayacağı oranda diye gidiyor. Şimdi birinci sözcüğün eş anlamlısı tema sözcüğüdür. Bu çocuk kitabı kısa mısralarla örüyor konusunu, temasını diyebilirsem. Konu tema diye yazdık. Çocukların anlayacağı oranda sade ama büyüklere seslenebilecek ölçüde derinlemesine bir anlam. Şimdi ikinci sözcüğünüzün anlamlısı süslüdür. Sadeniz anlamlısı süslü. Tamam. Üçüncü sözcük soyut anlamlıdır. Ama büyüklere seslenebilecek ölçüde derinlemesine bir anlam. Anlam sözcüğü soyut anlamlı. Gerçekten de hani anlamı biz elimizde dokunamayız, gözümüzle göremeyiz. Ancak aklımızla anlarız anlamı. Ancak dikkatimi çeken bir şey var ki o zaman bu A, B, C doğru. Acaba cevap D mi bakalım? Ancak dikkatimi çeken bir şey var ki o da kitabı okurken satır aralarında yazarın gölgesini görmemdir. Yazarın gölgesini görüyorsa bu gerçekten gölgesini görmüyor ki. Yani yazarın düşüncelerinin izlerini, düşüncelerinin yansımalarını görüyorum demek istiyor. Dolayısıyla burada gerçek anlam değil, mecaz anlamlı olması gerekiyordu. Şimdi Tonguç'um dersimizi bitirdik. Seni yapman gereken şey mükemmel bir şekilde taktikli Türkçede daha doğrusu taktikli sözelde Türkçe kısmında burada senin için süper testler hazırladık. Test 1, Test 2 ve Test 3 seni bekliyor. Ve burada bu testleri çözdükten sonra mutlaka kodu okutarak yaptığın yanlışları izlerken ekstra dijital sorulara da ulaşacaksın. Ekstra dijital yeni sorular. Onları da mutlaka çöz. Ve hemen ardından Dinamo Türkçe soru bankamıza bakıyoruz. Dinamo Türkçe soru bankamıza da test 1'den başlıyoruz sayfa 10'dan. Test 2 test 3, test 4, test 5. Bak eş anlamlı tam anlamlı alakalı süper sorular var. Ve yine ekstra dijital sorularımız da var. Ve soyut, somut, nicel, nitel, ikilemeler bak hepsiyle alakalı. Hem süper sorularımız var hem de ekstra dijital sorularımız var. Ve sonrasında yazılı sorularımız da var. Şeyden sonra bu test 8'den sonra. Senden isteğim yazılı sorularımızı şimdi çözme. Yazılı zamanında birlikte çalışacağız zaten. Bir de Zoru hemen yaparız. İmkansız biraz zaman alır yani öğrencilerimiz için de. Yine Zoru Bankası tüm dersler kitabımızda. Sayfa 16'dan başlıyoruz. Sayfa 18, 19, 20. Sayfa 22'ye kadar. Yani 22 yok tabii ki. 21'e kadar çözüyoruz. 21'deki ve diğer sayfalardaki dijital soruları da kaçırmayalım Tonguç'um. O zaman dersimizi bitirdik. Mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Sözcükte anlam konusu da bitti. Şimdi artık sorularımızı çözme, ödevlerimizi yapma zamanı. Yarına canlı yayınımız var matematik canlı yayını. Kaçırma mutlaka izle. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın. Yorumları yollayın arkadaşlar.